Ceylan Pınar Haber Ajansı'ndan saygı ve sevgiler. Seçime Doğru programımızın konuğu Sayın Abdullah Diyek. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Abdullah Diyek. Evet. Ceylan Pınar doğumluyum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Esnafım. Doğma büyüme burası. Ceylan Pınar'da. Bize biraz yaşantınızdan bahseder misiniz? İlçedeki yaşantınızdan. İlçedeki yaşantım daha önce aşağıdaki mahallelerdeydim. Hangisinde? Şu anda Selahattin Eyyubi'de. Şu anda 15 Temmuz'dayım. Yaklaşık aşağı yukarı 2 sene etti. 2 seneden beridir oradayım. 2 seneden beridir görmediğim şeyler de kalmadı zaten 15 Temmuz'da. Evet. Ceylan Pınar'ın en gözde mahallesi 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yollarımı söyleyeyim. Şebekelerimi söyleyeyim, su sıkıntısını mı söyleyeyim, elektrik kesintisini söyleyeyim. Değinecek çok şey var da yavaş yavaş hepsine önce değineceğim. Önce iyi yönlerinden bahsetmek ister misiniz? Nasıl bir mahalledesiniz? Mahallenizin genel yapısı nasıl? İyi yönlerinden yani bahsetmek isterdim ama iyi yönlerini hiçbir şekilde görmem mümkün değil. Görünmez bir halde zaten. Yani 15 Temmuz mahallesi işler acısı bir durumda. Mahallelerinden tutun şebekelerine kadar. Şebekelerinden tutun su sıkıntısına kadar. Öncelikle su sıkıntısı. Evet. Sabah. Yani yeni apartmanların olduğu bir mahalle. Evet. Biraz ilçenin dışında bir mahalle aslında. Evet. Yani yeni yapıların olması aslında ilçe adına yeni yapıların olmasına bir şey söyleyemem. Olumlu bir şey değil mi? Evet, olumlu bir şey. Ama şöyle bir şey var. Olumsuz olan tarafları daha çok. Yani her şey yeni yapıyla yani aşağı yukarı bitmekle yani başlayabilir miyim? Hayır. Bitmiyor yani. Diktiklere binalar, apartmanlar iyi. Ama yollar. Önceliğimiz yol zaten. Evet. Yani burada tek istediğim şey 15 Temmuz. Yani yolların bu kadar uzun süredir yani bu durumda olmasının sebebi ne sizce? Olmasının sebebi yani biraz siyasete girecek mi diyeyim? Evet. Yani siyasete partiler gelen gideni şey yapar hani gibisinden. Yani yeterince hizmetin götürülemediğini, yollar için gereken yatırımın yapılmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet, fazlasıyla düşünüyorum. Yani 15 Temmuz'un en sorumlu şeyi şebeke, yani su, elektrik. Operatör şebekesi. Yani bu Ceylanpınar'ın diğer mahalleleri için de geçerli Hayır. değil mi? Hayır. 15 Temmuz şu anda çok berbat bir durumda. Diğer mahallelere gittiğiniz zaman yine biraz daha iyi. Yani aşağı yukarı 15 Temmuz'da gezilecek yer hiçbir tarafı yok zaten. Parkları da söyleyeyim. Evet. Parklar çok küçük. Evet. Yetersiz, bayağı bir yetersiz. Öyle böyle değil. Yani söylemek şey yaptığım çok şey var. Ama bazı şeylerim var mesela. Fotoğraflandırdığım şeyler var mesela. Şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz'un en gözde, en geniş mahallelerinden biri. Caminin yanı. Evet. Yaşlı amcalarımız şu anda burada. Ayağa takılan mı desem? Çamur mu desem? Evet. Toprak mı desem? Toz mu desem? Korkmaz Cami. Evet, Rayı Korkmaz Cami. Evet. İkiniz, yani şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz'da yeni yapılan gümrük yolu. Evet. Asfalttı burası. Park yediye. Bu seçim olduğu için taşlarının döşenmesi uygun. Evet, şu anda geçtiğiniz zaman zaten çukurlaşma var. Evet, bu kaldırım yarın diğer gün, aslında. Evet. Yarın diğer gün burada yüklü kamyonlar yani geçecek. Şöyle söyleyeyim, şurası da park. 15 Temmuz'un parkı. Evet. Hemen kenarı, çöpünden tutun pisliğine kadar, tozundan tutun çamuruna kadar. Parke taşlarına yani bakar mısınız? Yeterince düzenlenmemiş. Düzenlenme yok. Yeterince bakımı yapılmıyor. Şuna da baksanız. Evet. Yani böyle bir yeri yok. Bu aslında inşaat sonrası kalıntılar. İnşaat sonrası değil. Yani şurası, inşaat kalıntısı gibi hayır, kalıntısı değil. Burada. Aha da şurasını gör. Doğal gaz hatlar. Hatlarıyla ilgili. Evet.
Evet, şurası biz da... aslında bu konuya değindik zaten. Hı-hı. Yani evet. Doğal gaz hatlarının döşenmesi sonrası da bozulduğunu ifade ettik bu yolların. Şuna bakın, 15 Temmuz'un girişi. Evet. 15 Temmuz'un girişi yani. Çamur. Şurası parktı zaten. Evet, çamur. Ama söylemlere göre belediyede şey yokmuş, bütçe yokmuş. Hı-hı. Şikayet çoğu mesela. Hı-hı. Şuraya bakın, sokaklarda mesela. Evet, bozulmuş parkın ya her şey, karşıları. Şurada evet. Hat mesela geçiyor, şuradaki boruda hı-hı. Hatlar geçiyor. Hı-hı. Elektrik hatları. Evet, çok tehlikeli aslında. Şurası da halı saha. Halı sahanın çocukların en çok oynadığı yer. Hı-hı. Çöplere bakın. Hı-hı. Burada sadece bana göre bir vali, kaymakam, milletvekili, hı-hı. bakanlar geldiği zaman geçtiği güzergahlar tertemiz. Evet. Hiçbir sorun yokmuş gibi. Hı-hı. İkincisi, hiçbir vali, kaymakam veya siyasetçi biri bu yollardan geçtiği zaman mı hiç mi yani bunları görmüyor? Hiç mi görmüyor ya? Görülmesi mümkün, görülmemesi. Görülmemesi mümkün değil, mümkün değil zaten. Hı-hı. Çukurlardan geçiyoruz. Evet. Hale bakın. Evet. Hat ya burası. Doğalgaz mı geçiyor burada acaba? Yani bence. Hı-hı. Yani doğalgaz. Burada doğalgaz geçiyor. Evet. Bir patlama bir durumunda havaya uçtuk uçacağız. Şurası da park. Hı-hı. Parka bakın ya. Evet. Oturma alanı yok. Ağaçlandırma yok. Hı-hı. Çok yetersiz. Bayağı bir yetersiz. Ve Ceylanpınar'ın en kalabalık mahallesi. Evet, en kalabalık mahallesi. İkincisi, ya şimdi o parklarda çocuklar oynuyor. Evet. İnsanlar sadece akşamları, hı-hı. havalar iyi olduğu zaman hı-hı. millet çıkıyor, orası toplanma şeyi gibi. Hı-hı. Bir çaylarını hı-hı. içiyor. Aha da, bakın, yollara bakın ya. Hı-hı. Yani böyle bir yer hiçbir yerde yok. Nüfusu 20 bin. Evet. 15 Temmuz'un nüfusu. 20 bin. Aha. Burası sizce çamurdan bunun, geçilmiyor. Evet. Evet. Sizce bu sorun nasıl çözülebilir? Bu sorun mu? Mahalle muhtar adayı olarak bana göre ne yapılması şöyle bir şey düşünüyorsunuz? Kaymakam nasıl mülki amiri ise muhtar da o mahallenin mülki amiri gibidir. Bana göre yani fikrim. Muhtar gerekli şeylere yaptırabilir. Nasıl muhtarın, yaptırabilir? Muhtarın bize görevleri burada. Bundan bahseder misiniz? Muhtarın şimdi görevleri... Şimdi yolların bu durumuyla ilgili sizce hı-hı. nasıl bir çalışma yapılabilir? Muhtarın görevi bozuk yolları bildirmesi. Hı-hı. Nereye bildirmeniz gerekiyor bunu? Gerekli kurumlara. Hı-hı. Belediye, kaymakamlık, hı-hı. valilik. Yani bu gerekli kurumlara. Bu kurumlara bunlar iletildiğinde hı-hı. mutlaka iletilmiştir. Bunun iletilmediğini düşünmüyorum İletilmediğini düşünmüyorum ben. Ben de İletilmemiştir. Düşünmüyorum. Şimdi iletildikten hı-hı. sonraki süreç nedir? Aslında biraz merak ettiğimiz konu bu. İletilmediği süreç hangi çünkü, şekilde mesela? Ya şöyle siz bunu belediyeye bildirdiğinizde, bu hı-hı. yolların bu durumda olduğunu söylediğinizde hı-hı. aldığınız yanıt nedir? Ya da size geri dönüş nasıl yapılmaktadır? Bunu merak ediyorum. Geri dönüşler şu şekilde. Ya şimdi 15 Temmuz gözde bir yer. Yeni ama bu yollarla yani çok şikayet de aldık biz. Bazı şeylerden. Ya yollardan bu şikayetlerin mesela, sonucunda hiçbir... Hiçbir yaptırımlar olmadı. Hiçbir şey olmadı. İşte bunun cevabı önemli. Cevabı neden şimdi ya şimdi burada yaptırımı... belediyede bitiyor her şey. Evet. Belediye isterse yapar. Hı-hı. Ya bu kadar millet olsa mesela şikayette... Olsa şimdiye kadar yapılmıştı zaten. Evet. Niye yapılmadı? Ne için yapılmadı? Muhtar yani niye bunu yaptırmadı? Yani mahalle sakinleri bu konuda çok mu? Çok şikayetçi. Ha şikayetçi ama... Yazışmaları göstersem size haddi hesabı yok. Hı-hı. Haddi hesabı ama yok yani. Ama bir şeylerden şikayetçi olmak sorunları çözmüyor gördüğümüz üzere. Ya o halde ne yapılmalı? Şu şekilde bazı arkadaşlarımız mesela tamam imza kampanyası başlatıyor tamam... Hiçbir sıkıntı yok. İmzayla bitmiyor ki. Hı hı. Ben şunları alacağım mesela dosyalı bir şekilde, hı hı. belgeli bir şekilde valiliğe hepsini alacağım, önüne koyacağım. Geçtiğiniz güzergahlar değil. Aha da buraya bakın diyeceğim. Evet. Yani her şey burada biter. Eğer iyi yaptırırsanız yaptırırsınız. Semt pazarı ya. Hı. 20 bin nüfusu var. Semt pazarı yok. Hı hı.
Caddenin ortasına sağlı sollu pazarları böyle kuruyorlar. Kaldırdıktan sonra ya bu gerçekten de utanç verici bir durum. Gerçekten öyle. Çirkin bir görüntü. Çok çirkin bir görüntü ya. Bir de sağlıksız. Sattığınız sebzelerin, meyvelerin üstünde tozlar böyle birikiyor. Yani böyle bir şey yok ha. Nereye giderseniz gidin yani böyle bir şey yok. Yani zaten düzensiz olan sokaklar daha da düzensiz kullanılıyor. Aşırı derecede. Aslında. İkinci bir konu akrep. Şu anda yaz aylarına girdik hemen hemen aşağı yukarı. Akrep ya 15 Temmuz'da ben 5. katta gördüm ya akrebe. 5. Evet, katta ya. Şimdi ilaç bunlar ne biliyorsunuz? Bunlar bu yol çalışmaları eşildiği zaman akrepler de ortaya çıkıyor. Böcekler de ortaya çıkıyor. Yarın öbürsü günü sivrisineklerden geçilmeyecek zaten bir duruma gelecek. Zaten bu bölge tarla arazisiydi aslında. Evet. Öncesi. Kıraç da önceden. Efendim? Her taraf böyle bozuk bir durumdaydı. Kıraçtı zaten. Yani şimdi bunları yaptırmak muhtarda bitiyor. Bana göre muhtarda bitiyor. Yoksa kimsenin yani adamların arabası perde çıkıyor ya. Evet. Çukurlara vurmaktan. Doğru. Kaldırımlara baksanız ya. Yani böyle bir şey yok ha. Yani yürümek Türkiye'nin, bile artık zorlaştı. Yürümek bile zorlaştı. Söylediğiniz gibi. Araçların zarar gördüğünü araçlar, düşünüyoruz. Benim aslında. Kendi şahsi aracımı götürdüm. Ben aşağıdaki mahalleden çıktım. 15 Temmuz'a girdim. Aradan 1-2 hafta geçti. Aracımın alt takımları hepsi gitti mesela. Evet. Ya milletin cebi bizim cebimizdir. Yani burada tek istediğim şey şu şekilde sandık sevgi sandığı değildir. Hizmet sandığıdır. Millet veriyorsa sevgisinden kimse kimseye vermesin. Adam biliyorsa hizmet yapacak, hizmete versinler. Ya su sıkıntısı mesela. Sabahtan gidiyor, akşama kadar gelmiyor. Elimizi yüzümüzü ama yıkayamıyoruz. Ama ben bunun Ceylanpınar ilçesi için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Ceylanpınar'da yok sadece. Özellikle o mahalleye özgü bir sorun 15 değil. 15 Temmuz'da sadece ya bu sorunlar. 15 Temmuz'da bu sorun daha da yüksek. Elektrik sıkıntısı mesela. Ya hafta sonları evdeyiz mesela. Elektrik gidiyor akşama kadar yok. İkincisi şebeke sıkıntısı mesela. Evet. Şu anda bazı faaliyetlerimi ortaya koydum. Yürütüyorum da şebeke sıkıntısını bütün o şebekelere konumlarını çekmeyen yerlerin her tarafını yolladık yani konumları. Dört dörtlük bir şekilde. Baz istasyonu sadece 15 Temmuz'da bir tane var. Evet. Baz istasyonu bir tane olunca da sıkıntı, bayağı bir sıkıntı. Elektrik gidince de baz istasyonunda da gidiyor. Şu şekilde gidiyor, elektrik yoksa şebekede yok. Yani gerekli yeni, mercilere, yeni bir yapısı olduğu için aslında bu evet, sorunlarda yaşanıyor. Gerekli şeylere hepsine yazdık, dilekçemizi hazırladık, yolladık. Bize verdikleri cevap, oraya bir trafo, jeneratör gibi. Elektrik gittiği zaman şebekeler de yani kesinlikle gitmeyecek diye söylediler. Devreye girecek bahsettiğiniz evet. şey. Bütün operatörler için. İkinci bir konu.